sünnet-i seniyyenin şehitle münasebeti nedir yani? Niçin fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyyeye riayet eden 100 şehit sevabını alıyor? Şimdi burayı okuyayım ben. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesad-ı ümmeti felehu ecru mi'eti şehit. Yani fesad-ı ümmetin zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet, şimdi Risale'de evet demek kendisinden önceki cümlenin tahkik cümlesidir yani. Yani bunu izah ediyor şimdi. Kim fesad-ı ümmet zamanında sünnete riayet ederse 100 şehidin ecrini kazanabilir söylüyor. Diyor ki, evet sünnet-i seniyye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususen bidaların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususen fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek ehemmiyetli bir takva ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Şimdi şehidin sünnetle münasebeti ne? Bunu ben yerinden okuyayım. Mektubatı verir misin? Mektubatı alınmış. Levanları alınmış. Bu birinci tabakayı hayatta, birinci mektupta Üssü Hazretleri hayatı beşe ayırmış. Beş tane tabakayı hayat var. Birinci tabakayı hayat bizim tabakayı hayatımız. İkinci tabakayı hayat Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın tabakayı hayatı. Üçüncü tabakayı hayat Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatı. Dördüncü hayat şühada. Beşincisi Ehl-i Kubur'un hayatı. Şimdi şehit, niye şehit olmuş yani? Şöyleymiş, neden şehit oldu? Nas-ı Kur'an'la şüheda, hayat-ı dünyeviyelerini tariki hakta feda ettikleri için. Anahtar cümle bu. Yani şehit olan kimseler, şehit olmadan önceki hayat-ı dünyeviyelerini tariki hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemal-i keriminden onlara hayat-ı dünyaya benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Yani dünyevi hayatını, hayat-ı dünyevilerini tariki hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak onlara kedersiz ve zahmetsiz bir hayatı ihsan etmiş. Peki bunun şehitle münasebeti ne? Fesad-ı ümmet zamanında, yani ümmetin fesada gittiği zamanda kim? Kendi nefsi arzularını, hissi arzularını, kendi görüşlerini, kendi fikirlerini değil de sünnet-i seniyyeyi yaşarsa bu hadise mazhar oluyor Hasan abi. Yani kendisini yaşamıyor yani. Mesela şu an vakıf abiler, kardeşler bu hadise mazhardır. Üssü Hazretleri bu hadise İhlas Risalesi'nin sonunda bir kısım kardeşlerime hususi bir mektup olarak buna aynen onları söylüyor abi. Bu hakikati kazanmaya, bu hadise mazhar olmaya çalışın diyor. Üç aylar gelince bir kısım Sofi Meşrep abiler, kardeşler yazıyı bırakmışlar, usanmışlar. Üç aylar gelince Evrad-ı Eskar'a başlayınca üstad bu hadis söylemiş abi. Hatırladınız değil mi? Evet. Yani şehitle sünnet-i seniyye münasebeti ne? Şehit dünyevi hayatını tariki hakta feda ediyormuş. O yüzden şehit oluyormuş yani. Fesad-ı ümmet zamanında da bir kimse kendi hissiyatı, nefsaniyesini, arzularını, isteklerini yaşamadığı için sünnet-i seniyyi yaşadığı için, kendini yaşamıyor. Sünnet-i seniyyi yaşadığı için şehit oluyor işte. Şimdi bir sual geldi. Bu makamda ben şunu açayım hemen de şuradan yerinden okuyacağım. Çünkü beşeriyeti ölüyor. Beşeriyetini kendi sünnet-i seniyye beşeriyetin dışında bir hayat. Kendisi söylüyor. E peki nasıl yaşıyor? Kendisi yaşamıyor artık. O sünneti yaşıyor. Sünneti yaşayınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şahsiyeti manevisi ruhaniyetine giriyor. Sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ruhaniyeti. O zaten yok. Peki ölünce kim ölecek? Zaten beşeriyeti yoktu ki. Öldü. Evet. Kim ölecek? Öldüğünü bilmiyor diyor zaten. Evet. Çünkü zaten ölmüş ya. Şimdi bu makamda bunu yapar, bu ders yaparken bir sual geldi.
Dedi ki yani bir tane 20 yaşında bir genç düşünelim. Gafil yani, fasık, ibadetlerini pek yapmıyor, şey yapmıyor, askere gidiyor. Orada vuruluyor, şehit oluyor. Diyoruz biz. Peki bu hakikaten şehit oluyor mu yani? Bunu ben nereden okuyorum? Asar-ı Bediye sayfa 683. Şehit velidir. Cihat, farz-ı kifayeden farz-ı ayne, belki muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne geçmiştir. Hac ve zekat gibi. Cihatta da niyetin tasarrufu azdır. Hatta adem-i niyet dahi asıl noktayı nazarından niyet hükmündedir. Demek zıddı niyet yakinen tebeyyün etmezse cihat şehadeti hakikiyeyi intihac eder. Yani o askere giden genç, ona sorsak niçin askere gidiyorsun? Ya herkes vazifesini yapıyor, vatan borcu, değil mi? Peygamber olacağı, herkes sırayla yaptı. Biz de vazifemizi yapıyoruz. Yani ekseriyeti mutlaka da %90'ın üzerinde böyle diyor yani. Vatan borcu diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vatan sevgisi imandandır diyor abi. Vatan sevgisi. Vefa imandandır. Böyle hadisler var. Şimdi o kimsenin ben şehit olmaya gidiyorum diye dememesi onun şehit olmaması anlamına gelmiyormuş yani. Hatta cihatta, zekattaki ve haçtaki gibi. Mesela ben paramı işte kazancımdan bir sene üzerinden geçti. Birazını kenara ayırdım. Böyle saydım parayı. Ama daha zekete niyet etmedim. Birden ihtiyaç sahibi biri çıktı onu verdim. Yani zekatta ve haçta niyetin tesiri azmış. Bunun gibi. O niyetin olmaması bir noktayı nazardan niyet hükmüne geçiyormuş. Mesela ben Zilhicce'nin 10 günü Arabistan'a gittim. Ben şimdi oraya niye gittim? Hacı olmak için gittim. Ama niyet etmemiştim. Onun niyetinin olmaması da ya abi bir noktayı nazardan niyetmişim. Niye oraya gittin? Hacı olmaya gitmiş yani. Mesela şoförler var ya, otobüs şoförleri. Evet. Adam para kazanmaya gidiyor. Hac, ona o iş olmasaydı gitmeyecekti. Evet. Olmasaydı gitmeyecekti şoför. Evet. Diyelim de adam. Ama hacı kafile gidiyor. Oradan biz de gidelim. Yani. Aynen öyle abi. Otobüsten iniyor parktan. Gidiyor hacı oluyor. Ya buraya gelmişken bari ben de şey yapayım diyor. Evet, yani o vakfe günü mesela o mali durumu iyi olanları helikopterle geliyor bir an orada duruyor hacı oluyor yani. Vakfe günü orada bulunmak gerekiyor yani. Çünkü hac araf vakfedir yani. Orada bir durun uçakla kim geçse oradan şey oluyormuş abi. Hac Arafat'tır. Hac Arafat'tır ha. O vakfede bir an durunca bir an durması kafi oluyor yani. Değil mi abi? Şimdi zekatta ve haçta nasıl niyetin tesiri azmış? Şehitlikte de niyetin tesiri azmış abi. Mesela bir gitti, vuruldu, öldü, hiç niyet etmemişti. Gafil de biriydi, o kadar ameli de yoktu, eksikti. Fakat Cenab-ı Hak zıddı niyet, yakinen tebeyyün etmediği için o şehit oluyormuş yani. Zıddı niyet ne? Ya yok ben şehit meyit olmam, öyle bir şey yok. İşte ne yapalım, mecburiyetten gidiyorum dese olmuyormuş yani. Zorla götürüyorlar beni dese olmuyormuş yani. Ama ne yapalım herkes sırasıyla gidiyor. Vatan borcumuzu yapıyoruz. Orası peygamber ocağıdır. Ne güzel ifade etmiş. 683 mü? Evet. Zıddı niye? Yakinen tebeyyün etmezsen. 683 evet abi. Asar-ı Bediye 683. Misal veriyor. Şu günahkar millette birdenbire on binler evliya inkişaf ve tezahür etse az bir mükafat değildir. Yani Birinci Dünya Savaşı'na örnek veriyor. İnsanların zekattan, işte ibadetlerden, oruçtan, namazdan eksikleri var. Ama savaş çıkmış, herkes vatanı, milleti, dini, esasatı, mukaddesatı muhafaza etmek için cepheye gitmiş. Üstad 4 milyon şehit verdik diyor. Halbuki onların Birinci Dünya Savaşı'nın sebebini Üstad Hazretleri, Cenab-ı Hak bizden zekatı istedi, vermedik. Birikmiş zekatı böylelikle toptan aldı. 5 vakit namazı istedi, kılmadık. Mütemadiyen 4-5 sene yatırdı, kaldırdı. Bir de oruç, 70 hikmetli orucu istedi, tutmayınca bizi aç bıraktı diyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi bu üç şeymiş. Zekat, namaz ve oruçtaki ihmalimizmiş abi. Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi kitaplarda nasıl geçiyor? İşte bir Sırplı, Avustralya, Macaristan veliahtını öldürmüş. Kitaplarda öyle ama manevi noktadaki esbabı oymuş yani.
Ve 4 milyon kişi evliya almış. Ama onların çoğunun bu üçünde eksikliği varmış. Üstad evliya aldı, şehit oldular diyor. Şehit velidir yani. Nas-ı Kur'an'la şehitler ölmüyormuş. Şimdi o genç de askere gitti. Değil mi? Ama gafil. Ameli noktada kusurları var, şeyleri var. Şehit oluyor mu? Zıttı niyet. Yakin tebeyyün etmesi oluyormuş yani. Yani kendisi diyecek ki, baş belası ya nereden geldik ya? Böyle bir şeyim yoktu falan. Aleyhinde konuşuyorsa bu zıt niyet ifade etmiş oluyor. Evet, olmuyor o zaman. Bu o zaman olmuyor. Leylin leylin gidiyor. Evet. Bu emniyet güçleri içinde böyle diyebiliriz abi. Aynen. Evet. Şimdi şehitle sünnetin münasebeti neydi? Tekrar edelim. Şehit niye şehit olmuştu? Dünyevi hayatını tariki hakta feda ettiği için şehit olmuştu. Fesad-ı ümmet zamanında da bir kimse kendi hissiyatı nefsanesine, arzularını, isteklerini yaşamadığı için şehit hayatına... Hak yolunda ölüyor. Evet, hak yolda gidiyor. Hak yolunda nasıl? Çünkü kendini yaşamayınca neyi yaşıyorsun? Sünnet-i seni. Sünnet seni hak yoldur. Hak yolda feda oluyor. Evet. Şimdi bu hadis bu zamana bakıyor abi. Ahir zaman, hususan bu zaman yani. Mesela bundan 4 asır önce, 5 asır önce bu hadise mazhar olabilir miydi? Ümmet fesatta mıydı? Değildi yani. Üstad bunun birinci derecede bu hadisi bizim mesleğimize baktırmış yani. Şimdi en sonunda bir cümle geldi. Dedi ki, çok kıymetlidir. Hususan fesad-ı ümmet zamanında küçük bir adaba riayet etmek ehemmiyetli bir takva, kuvvetli bir imanı ihsas ediyormuş. Yani fesad-ı ümmet zamanında bu hadise kim mazhar olur? Ehemmiyetli, takvası olan, kuvvetli imanı olan. Mesela bir kimsenin farzlardan eksikleri var. Ara sıra böyle toplumda süre gelen veya adet haline gelen sünnetleri yapıyor. Bu hadise mazhar olur mu? El cevap olmuyor. Bu hadise mazhar olmanın zemini, şartı neymiş? Ehemmiyetli takva, kuvvetli iman. Bu hadise mazhariyet şartı buymuş yani. Farzlardan eksikleri var. 100 şehit sebep alabilmesi evet. için. Farzlardan eksikleri olup diğer sünnetleri yapsa bu hadise mazhar oluyor mu? Olmuyor. Çünkü ehemmiyetli takvası, kuvvetli imanı yok. Nasıl bir imanı var ki, nasıl bir takva ki o farzları yapmıyor yani. Yoksa şu değil. Ayakkabıyı saydan giydi, evet, adam gitti değil. Öldü, ondan sonra şey. Evet. Olur mu ya böyle? Zaten burada örnek veriyor. En küçük bir adabına dair. O en küçük adab ne? Yemek, içmek, yatmak gibi. Yani adam farzı yapmıyor. Ötekini yapsa muvazeneyi bozar yani.